Merhaba, Ecem ismim, Ecem'den Kösen. Dijital sanatçıyım ama Bilkent İç Mimarlık mezunuyum. Üzerine Neurolinguistic Programming eğitimi aldım. Hiçbir sanatla aslında direkt bir bağlantısı yoktu. Fakat dünya değişince, her şey birbirinin içine geçince ben de kendime özgün bir yer bulabildim. Şimdi de böyle daha çok aslında mimari disiplinden geldiğim anlaşılan ama dijital alanda eserler üretiyorum. Biraz eserlerimden bahsedeceğim. Nasıl, nelere değiniyorum, neler yapıyorum, bunlardan bahsedeceğim. Geçtiğimiz sene bu dijital sanatların aslında böyle çok yaşam alanlarında çok dikkat dağıtıcı etkisini kafamda tartıyordum. Nasıl işte beraber yaşayabiliriz? İşte bu görüntü, dijital görüntüleme cihazları yaşam alanlarımıza girdiği zaman orada nasıl yer bulabiliriz kendimize diye. Bundan sonra bu düşüncelerim sonrasında eserlerimi böyle 10 kat falan yavaşlatmaya karar verdim. Çünkü maruz kalıyoruz aslında. Işık, bu bir ışık kaynağı. Yani ekran da olsa, projeksiyon da olsa bu bir ışık kaynağı ve aslında algımızdan alan bir şey ve tasarlanması gereken bir şey. O yüzden eserlerimi çok yavaş yapmaya karar verdim. Ve böyle çok, nasıl söyleyeyim, organik dünyayla inorganik dünya, dijital dünya arasındaki benzerlikleri keşfetmeye başlamıştım. Bunları anlatmaya başladım. Original by Nature isimli bir sergi yaptık. Bu sergide cam sanatçısı, hidrofonik sistem kuran Ekbi Çeyiç ekibi ve ben beraber böyle bir akaretlerde mekansal bir yerleştirme yaptık. Böyle bir yerleştirmeydi. Burada aslında hem hidrofonik sistemle bitkilerin yetiştiği, hem böyle dijital ekranların onlara verdiği ışıkla da desteklendiği bir sistem kuruldu. Bir ay boyunca akaretlerde açık kaldı. Daha sonra da buradaki bitkileri işte yedik aslında yani. Organik bitkileri yedik. Çok güzel, çok tatlı bir işti. Genelde böyle şunlardan bahsediyorum. İşte organiklik, dijital dünya, bunların arasındaki ilişkiler neler? Kurduğum ilişki daha çok kavram metot ilişkisi üzerine. Çünkü bizim mesela dijital dünyada kullandığımız bazı algoritmalar, aslında çoğu direkt doğadan alınan algoritmalar. Birleşme, yapılanma, çoğalma, ayrılma, deconstruct etme gibi sistemler ya da fluid dynamic sistemleri aslında doğada olan sistemlerin aynısı. Özellikle şey, Game of Life diye bir algoritma var, çok severim ben. onu böyle incelediğin zaman şey, YouTube'dan izlersiniz. Aslında hayatın nasıl bir şey olduğunu böyle çok çok güzel görüyorsunuz. Mesela bu algoritmada mutasyonu sıfıra indirdiğinizde bir süre sonra sistem duruyor ve yaşam duruyor aslında. Şimdi düşünsenize, sürekli mutasyon geçiren, değişen bir dünyada yaşıyoruz. Canlılar değişiyor, mantarları düşünün, alkler, bakteriler, bizler de değişiyoruz. Aslında sürekli bir hem hayatta kalmak için hem de çevre şartlarına uyum sağlamak için değiştiğimiz, mutasyona uğradığımız bir sistem içindeyiz. Ve bu sistem aslında değişmemezlik durumunda çöküyor. Bunu çok güzel anlatan bir şeydir o. Bu Hollow isimli eserim daha önce 2017 yılında Sonar Festival'de performans olarak yapmıştım. Daha sonra bu sene Meta'nın açılış yemeğinde kapalı bir etkinlikte tersanenin içine kurduk. Burada bir hem LED ekran var hem bir projeksiyon var. İkisi birbiriyle birlikte çalışan bir sistem aslında.
esere yaklaştığımızda bir ağaç görüyoruz ve ağacın içinde geçen bazı dijital partiküller görüyoruz. Bunlar böyle bahsettiğim dijital dünyayla organik dünyanın aslında nasıl birbirine girift, nasıl birlikte çalışan bir sistem olduğunu en güzel anlattığım işimdi. Böyle bütün artist statement'ımı kurguladığım iş aslında bu işti. Burada böyle hem ağaç hem bu dijital dokular birbirlerine dönüşüyorlar aynı zamanda. Birlikte değişiyorlar. Düşünüyorum geleceğin geldiği bir zamanlar içindeyiz. Düşünüyorum hani nereye gidiyor? Ben sanatçı olarak ne söylüyorum? İnsanları nereye götürüyorum diye bunları hep düşünüyorum. Sonra hep bulduğum sonuç ya biz insanız, etten kemikten yapılmışız. O yüzden böyle organikliği işte unutmadan doğaya, teknolojiyi doğayla iç içe kullanabileceğimiz arayışların içinde olmamız lazım. Yani ona tamamen karşı ya da tamamen robotik bir sci-fi dünyası yaratmaktansa ve daha elflerin teknolojiyi kullandığı tarzda bir arayışım var. Bunu da işlerimde kullanıyorum. Biraz böyle bir dönem mimari olduğunu düşündüm. İşte Metaverse'de ya da başka bir yerlerde kamusal olduğunu düşündüğüm yerlere heykel serileri yaptım. Bu heykeller işte evrenin bilgisini taşıyan heykeller ve işte evrende bazı yerlere düşmüşler. Bunları neden yaptım? Bunlar aslında bakarsanız Sen serisiyle başladı. Bu Sen serisi 4 heykelden oluşan bir mimari kamusal alan işleri ve iç mekanıyla dış cephesiyle dijital yüzeylerin aslında bildiğimiz mimaride kullandığımız yüzeylerle birbirleriyle ilişkisini anlatan ve aslında bu LED ekranların tasarlanması gerektiğine dikkat çekmek amacıyla yaptığım bir seriydi. Çünkü sokakta yürüyorum, bakıyorum her yerde tabelalar, işte eczane, dönerler, bunlar da aslında görüntüleme cihazları ve bunlar da ışık kaynağı ve tasarlanmamış haldeler ve bir problem aslında bu. Yani siz daha iyi bilirsiniz. Yani bunu göz önünde bulunduruyor. Siz daha iyi bilirsiniz ama kesinlikle bu ışık kaynaklarının nasıl şehir silüetleri tasarlanıyorsa bunun da tasarlanması ve haritalanması gerektiğini düşünüyorum ve bu yüzden işte kendimce önerilerde bulunmaya başladım. Bu Sens serisi 3 heykelden oluşuyor. Bir tanesi Hearing. Bu direkt duymayla ilgili. Bir tanesi Seeing. Ve bu bir aslında duvar ve size bakan bir insan siz olduğunuzu düşündüm. Yani alınlayıcının kendisi olduğunu düşündüğüm bir insanla karşılaşıyor. Diğeri de tasting. Tasting de aslında tat alma deneyiminin ağızdan bağırsağa kadar bütün vücudumuzla iç içe olduğunu düşündüğüm ve her baktığınız yönde farklı bir fotoğraf veren bir heykeldi bu. Bu işler NFT'lerin hype'ından bir tık önce başladı ve aslında o zamandan Metaverse'e hazırlık yapıyordum. Şimdi çeşitli platformlarda aslında heykeller deneyimlerin halka açık bir şekilde gerçekten deneyimlenebilir haldeler. Daha sonra aradan zaman geçti. Geçtiğimiz yaz Komagene Bienali kapsamında bu sene ilki gerçekleştirilmiş. Adıyaman'da, Nemrut Dağı'nda bir eser sergiledim. Bu eserden sonra biraz değiştim. Eski halim kalmadı. Şöyle ki, bir kere 12 bin yıllık bir tarih var. UNESCO'nun koruma altına aldığı tarihi bir yer. O yüzden orada ne söylediğim, neden söylediğim, bir sanatçı olarak orada neden bulunduğum, ne koyduğum çok önemliydi. Bu da beni böyle aslında biraz daha işlediğim konulara karşı daha derinleşmem gerektiğine dair bir şeyler uyandıran bir iş oldu. Biz bu eseri bayağı kralların karşısına koyduk bir şekilde. Böyle orada
Yani o dağa çıkmak falan da bayağı zorlu bir süreç. İşte Ledler'in oraya taşınması, işte yeni ilk yapılan bir Biennale'deki organizasyon problemleri, her şey. Bunların sonucu da biz buraya koyduk eseri ve gün doğumunda açılışı yapıldı. Nemrut gün doğumu dünyanın en güzel gün doğumu diye bilinir. Gerçekten çok güzeldi, büyülü bir yer. Enerjisi de çok çok değişik. Ben oraya bir omurga koydum. Neden bir omurga koydum? Çünkü orada şu andaki insanın belki bozulmuş, belki yeniden yapılanan, belki bu dijital dünyayla ilişkisi yüzünden bazı bozukluklar yaşayan ya da yeniden bazı şeylerin oluştuğu bir insan olarak gittim oraya ve krallarla bilgi alışverişi yapmaya gittim. Ben gittim ilk, işte sürekli orada böyle efsanelerden bahsediyorlar, şey diyorlar, burada eğer krallara zarar verip onların canını sıkan bir şey yaparsanız işte lanetlenirsiniz falan. Ya ben de böyle korkuyorum ya, buraya LED ekran koyuyoruz şimdi, burada hani doğru bir şey mi yapıyorum emin olamıyorum da. Neyse işte gittim, ben izin alıyorum falan diye kimse yokken böyle konuştum falan. Sonra gün doğumunda açılış yapıldı. Baktım hiçbir sıkıntı yok. Hayal lanetlenmedim. Ses gün doğumuyla beraber bütün dağa yayıldı. Orada sesi tasarlarken de hem oradan ezgiler almaya çalıştım, hem böyle bir şeyler kaydettim falan. Böyle orayı da anlatan da bir şey oldu. Güzel bir işte benim için anlamlı bir iş oldu. Eser boyunca bir tane omurga, şimdiki insanın omurgası olduğunu düşündüğüm, processing'de üretilmiş bazı partiküllerle beraber hem dönüyor hem de aslında böyle formunda böyle çeşitli değişiklikler oluyor. Nasıl değişiklikler? İşte biraz daha yumuşuyor, biraz daha balık kılçığı gibi içine çekiliyor. Artık işte yaşamımız, şu son zamanlardaki yaşamımız gibi düşünün. Teknolojiyle adaptasyonumuzu da birazcık sorguladığımız bir dönüşüm de aslında. Böyle bir insan omurgası gitti. Orada sergilendi. Daha sonra sonra ben omurgalarla çalışmaya devam ettim ve böyle kafamda da şey de düşünüyorum. Yani diyorum, mimariyle ilişkim aslında hiç kesilmemiş. İşte bu sefer gelecekte bir hayali bir omurga hayal ettim. İşte 4600 yılında bir omurga olsa nasıl olur? Şöyle araştırmalar var. İnsan omurgası kemik yoğunluğu gitgide azalıyor. Bu şey demek, sıvıya yaklaşıyor aslında demek. Ve sıvıya yaklaşmak demek aslında iletişim becerilerimizin sözlü konuşma dışında da artabileceği ihtimalini doğuruyor. Bu ne demek? İşte Wi-Fi ile bağlanabiliriz, Bluetooth ile bağlanabiliriz gibi şeyler. Ya da mantarlar ya da bitkiler gibi çeşitli iletişim metotları işte bilmem binlerce sene sonra geliştirebiliriz aslında demek. Onun dışında bu eserde omurga yavaş yavaş bir bitkiye dönüşüyor. Kaburgalarından aslında sarılan bir ağaç yapısı çıkıyor. Bu da işte aslında bizim de birazcık doğaya yaklaşmamız, gelecekte doğaya yaklaşmamız gerektiğine, daha böyle doğaya yakın işler, yakın tasarımlar yapmamız gerektiğine dair biraz böyle bir fütüristik bir söylemdi. Bu arkeoloji müzesinde sergilendi. İskender'in yanındaydı. Başka fotoğrafı varsa gösteririm. Daha sonra bunların yanında bir yandan da performanslar yapıyorum. Brand Week'de Meta'nın açılış performansını yaptım. Bu Midjourney'nin yeni hype'landığı zamanlardı ve Midjourney ilk çıktığı zaman ben ya gerçekten böyle bir hikaye falan kendime girememiştim. Bu işte fotoğraf makinesi çıktığında ressamların yaşadığı bir çeşit depresyona benzer bir depresyondu. Şeyi fark etmiştim, ben görsel üreten biri olarak şu an yazı yazıyorum.
Bu bana biraz değişik gelmişti. Görsel üretim şeklimin tamamen değiştiği bir geleceğe gittiğimi fark ettim. Yazı yazarak görsel üretmek biraz değişik. Çünkü kafam görsel üretim üzerine çalışırken Milan'ın yazmak gelmeye başlamıştı. O yüzden Prompt isimli bir eser yaptım. Bu açılış performansı tamamen bilgisayar ortamında üretilmiş olmasına rağmen bir tane daktilo var ve bu daktiloyu mapleyerek, daktilonun tuşlarını ürettiğim görsellere atayarak canlı sahnede real time daktiloyla yazı yazarak görsel ürettim ve bütün show aslında AI ile alakalıydı. Yani işte rüyalarımız, işte hayallerimiz yazarak gerçek olacak mı? İşte bu ikinci bir doğa mı? Peki işte eskiden defterlerimiz vardı, sonra işte film rulomuz var, işte storylerimiz var. Reels falan çekiyoruz anılarımızı biriktirmek için. Ondan önce anı defteri falan vardı. Şimdi peki bir sonraki aşamada biz kendimiz bütün hafızamızı VR içinde ya da cloud'da mı taşıyacağız, buralarda mı saklayacağız gibi bir söylemlerim vardı. Biraz böyle bir değişen zaman, internetle ve değişen zaman içerisinde nasıl üretim şekillerimiz nasıl değişecek, hayallerinizin gerçekleşme şekli nasıl değişecek gibi bir algı içindeydi. Bunlar ise aslında eski işlerim. İlk yaptığım işlerden bazıları. Bunları koymamın sebebi de aslında dijital işler, dijital sanat eserleri ya da dijital yüzeyler yaşam alanımızda bayağı kullanılıyor. Sol tarafta Grohe'nin standında banyoda kullanıldı. Bu da değişik bir deneyimdi. Daha sonra ben başka bir otel zincirinin içinde, işte Kral Dairesi'nin içindeki banyoya yine bir eser koydum. Ve böyle şey, ilk koyduğum zaman şey de, diye düşünmüştüm. Hani bunun deneyimi gerçekten nasıl olacak? İşte hani küvetin içinde eserle beraber falan. Hani bu nasıl olacak? Sonuçta hani mekanın içine girdiğiniz zaman story'yi deneyimleyen kişi oluyorsunuz ve onun içinde nasıl yaşıyorsunuz? Alternatif denemeler çalışıyor ve gerçekten doğru mekan içine doğru eserler yerleştirdiğinde bir akışkan bir etkisi var. Benim eserlerim çok yavaş. Yavaş akıyorlar çoğunlukla. O yüzden de meditatif etkisi aslında banyoya uyum sağlamıştı. Banyodaki sesiyle beraber tasarlamıştım ama oradaki su sesiyle aslında bütünleşmişlerdi. Aynı eseri başka dış cephede kullandığımızda da şöyle bir durum yaratmıştık. Bu Işık Festivali kapsamında Cities'de gösterildi. O zaman da şöyle bir şey düşünüyordum. Ya burası trafik alanı ve aslında bu eserler bir dikkat dağıtıyor. Yani düşünsenize sürekli partiküller, yani aslında öyle deneyimi bu sefer kamusal alanda ve trafik ortamında tehlike yaratabilecek bir deneyim. Bu sefer de onun o yavaşlığı, binayla bütünleşmiş hali, işte çok yavaş değişimi içime sinmişti. Onu göstermek istedim. Onun başka şekilleri bunlar. Bunlar da processing. Processing'de üretilmiş. Ben böyle, bunlar artık eski işlerim ama şeyi seviyorum. İki tane alanı birbirlerine benzetip, bakın bunlar birbirine benziyor demeyi seviyorum. Ebruların üretim yöntemleriyle jeneratif sanatlardaki üretim yöntemleri birbirine çok benziyor. Şöyle, Ebru yaptığınızı düşünün. İşte suyun kıvamını hazırlıyorsunuz, boyaların kıvamını hazırlıyorsunuz ve bir kabınız var. Ve sonra damlatmaya başlıyorsunuz ve çekiyorsunuz. Her çektiğiniz şey eşsiz oluyor ve her çektiğiniz şey kağıt. Kendi içinde bir random özelliği taşıyor. Jeneratif sanatlarda da şunu yapıyorsunuz. Siz kodlarınızın arasında bir aralık belirliyorsunuz. Boyanın kıvamıyla aynı şey. Bir kanvas belirliyorsunuz.
teknenizle aynı şey ve onun içinde oluşan her şey random ve eşsiz oluyor. Bir olan bir daha olmamış oluyor. Bu ikisinin arasındaki hem bu eşsizlik hem de rastgelelik birbirinin de aynısı gibi geliyor. Bu yüzden yaptığım Ebru'ları dijital dünyaya atarak, dijitale geçirerek onları çeşitli kodlarla bozmaya başladım. Kullandığım bozma kodu ise suya taş attığınızda yayılan dalgaların turbulence displacement deniyor. Bu kodla aynıydı aslında. Doğada olan şeyin tamamıyla aynısıydı. İnanç geliştirmeye başladığım zamanlarda yapmıştım. İşte dijital dünyayla doğa aslında birbirinin aynısı. Böyle bir seriydi. Ondan öncesinde yine generatif alanda çeşitli algoritmalarla işte dokular yarattığım şeyler ve bu Sen serisi ve işte Ebru'ların arasında bir yerde Sonar Festival'de 5. kez her sene Sonar'da bir şey yapıyordum, bu sene yapmıyorum ama işte bu 5.siydi. Yine bir audiovisual performans yaptım. Bu performansın adı Human'dı. Human aslında yine bu dijital dünya ile organik dünya arasında nasıl bir gidişat var? Bunu başka bir ölçekten kendimce deneyimlediğim bir şeydi. Şöyle ki bazı dijital yaratıklar oluşturdum. Dijital yaratıkların bunlar. Bunlar aslında onların hücreleri. Ve bunların dönüşümlerini izledik hep beraber. Bunların şey olduğunu düşünüyordum. Bunlar bizi yapan, gelecekteki bizi, biz kimse karşı, humankind belki, yapan asıl böyle hücrelerdi. Zamanla bunlar dönüşecekler. Gibi bir şey söyledim. En son yaptığım performansta da izletirim. Bir tane böyle kendim de dönüşmeye başlıyormuşum gibi kuyrukla çıktım performansa. Böyle bu hücrelerin aslında böyle daha tam human değil, humanoid gibi bir hale gelebileceğimize dair bir söyleme oldu performansın. Ve bütün bu sürecin içinde bu kadar dijital dünyayla uğraşırken bilgisayar başından birazcık da kalkmak için, birazcık dokunmak için biyomalzemelerle uğraşıyorum. Bunları aslında böyle yaşamın özü nerede gibi bir kendimce bir sorgu içinde yapıyorum. Yaşamın özünü aradığımız, bir arkadaşımla beraber yaptım bu eseri. 2019 yılında ArtBiztek'te ödül aldı bu eser. Şu amaçla yaptık. MIT'nin yayınladığı bir tane makaleye denk geldim. Bu makalede şundan bahsediyor. Eğer kalp nakilleri sırasında kalbine aldığımız kişinin kalbini aslında hücresizleştirirsek diğer kalbi naklettiğimiz zaman olumlu sonuç alabiliriz diye bir teorinin üzerine makale. Öncelikle ıspanaklar üzerinde hücresizleştirme tekniğini uyguladıkları bir solüsyon yayınlıyor. Bize bu solüsyonu kullanarak hem ıspanaklara hem de kauçuk bitkisine hücresizleştirmiştik aslında. İşte şey soruyoruz, hücrelerimizden arındığımız zaman hala biz miyiz? Bu yeni bir canlı mı, yeni bir yapı mı, yeni bir bitki mi diye. Böyle bayağı şeffaf hale gelen bitkiler oluyor. Yani çalışmalarım genel olarak şehirler, bitkiler, organizmalar, şehir de bir organizma. Ankara'nın DVG'sini bulmuştum Kirkan. Ankara'nın DVG'siyle bir performans yapmıştım. Başta size bahsettiğim o Game of Life koduyla bir şeyler yapmıştım. Bu kodların hepsinin birlikteliği aslında hücreye dönüşümü, yapısallaşması, işte bütün alanlarda kullandığım bir söyleme dönüştü. Böyle işler yapıyorum. Şöyle biraz göstereyim tatlı tatlı. Böyle işler yapıyorum. LED ekranlarla çokça uğraşıyorum.
Ondan sonra projeksiyon aletleriyle çokça uğraşıyorum. Projeksiyon alet cihazlarını sevmiyorum. Çünkü kıpırdatınca bozuluyor bütün mapiniz. Ya da gündüz gözükmesi azalıyor. İşte eğer böyle mimari bir yüzeye ya da daha organik bir shape'i olan bir yüzeye uygulanmadıkça projeksiyon kullanmaktan hoşlanmıyorum. Daha çok LED ekran kullanmayı seviyorum. Size bu alanda da bir şeyler göstereceğim. Başlangıç olarak ben aslında böyle bir sanatçıyım. Şimdi son zamanlarda Hollanda'da minik bir atölye kurma aşamasındayım. Bu atölyede atölye bir biyoenerji fabrikasının atölyesi. Bir biyoenerji fabrikasıyla anlaşma yaptım. Bu onların atık malzemesinden aslında bir heykel yapacağım. Ve bu heykel tamamen parametrik olarak tasarlanacak. İşte tasarlandı. Dijital ortamda tasarlanacak. İçinde LED ekranları olacak ve sürekli olarak internet üzerinden değişime açık fabrikanın datalarıyla birlikte değişen bir heykel olacak. Büyük ihtimalle önümüzdeki Haziran'da da tamamlamış olacağım. Bu arada biyomalzemeyle olan ilişkim daha çok böyle atıklar, işte fabrika atıkları, çeşit çimen gibi, kağıt gibi organik atıklar üzerinde. Şimdilik böyle işte. Çok hızlı mı gerekiyor? Hızlı ise direkt olarak yapılacak. Böyle işler. Ah, kapattım ya. Tamam, sen şu anki sanatçı tanımıyla bu işler yaparken nasıl para kazanıyorsun? Böyle işte. Yani. Önden sponsor mu oluyor, birisi senin işleri sonra satın alıyor mu? İkisi de oluyor. Ben üretmeye devam ediyorum. Kendi anlatımım, işte kendi derdim devam ediyor. Sonra eğer ona uygun biri olursa ortaya çıkıp gösterdiğim bir sahnem oluyor. Olmazsa da ben kendi kendime böyle bir şey yaptım diyorum. Beğenenler satın alıyor. Ne satın alıyor? Tamam. Video satın alıyorlar. Yani CD mi veriyorsun? NFT olarak veriyorum. Sen şu anda sertifika olarak NFT kullanıyorum. Yani hani çok hoşluk olsun diye hazırladığım bir sertifikam var da hani dijital sanat eserini koruyacağına karşı hep böyle orada bir güvensizliğim vardı. Hani USB veriyorduk biz eskiden koleksiyonere ve bu bana çok saçma geliyordu. Hem yani benim tarafımdan çok saçma, hem de koleksiyoner tarafından hani beni de korumuyor aslında. Ne yapacak? Çoğaltabilir yani. O yüzden hani onu böyle bir hoşluk olarak veriyorum ama bütün satışlarımı çoğunlukla NFT olarak yapmak istiyorum. NFT verirken NFT'nin şey tarafı, asıl data tarafı, yani o başka bir yerde oluyor yani. Aynı tabii ki yani sen yüksek çözünürlüğü, işte 4D neyse bunlar. Evet. Dili bağlı veremiyorsun. Bağlı veriyorum. Ha, yani onu içeriye şey koyuyorum, eksklusif bir folder koyuyorum. O folder zaten benim serverımda sürekli. Ha, senin serverın bağlı. Benim serverım. Server çöktü, ne olacak? Aslında benim serverım çökse de bir şey olmuyor. Çünkü yine zaten NFT'nin içinde bir kısmı gömülü kalıyor. Bu böyle çok büyük dosyalar için problem. İşte onu büyük dosyalar için soruyorum. Evet, o problem. Büyük dosyalar. O problem. O bir problem. Hani benim... Ama benim serverım da artık cloud'da mesela. O yüzden hani atıyorum benim bilgisayarım gitti. Eğer Amazon çökmezse, Amazon servisi çökmezse bir şey olmayacaktır. İkinci soru, sen şimdi bu işe 6 yıllara mı başladın? Yani ben böyle hani ne zaman başladım? Üniversitede başlamıştım gibi sanki. İşte 2013 mezunuyum. Ama böyle 8 gibi başladı. Evet. O dönem
Refik Anadolu diye birisi yoktu uluslararası. Evet, yoktu. Çok benzer bir şey. Şimdi ondan kesiyor, ben de açıyorum hocam. Yani şimdi Refik de, ben de onun şeyini hatırlıyorum da, Refik'in, yani Refik konusunda istemiyorum ama Refik'in varlığı seni işe etkiledi mi? Aa, tabii ki önümü açtı. Tabii ki, yani çok çok güzel bir şey oldu. Bir evet, kere... Türk olarak mı etkiledi, bu işler benzer bir şey olarak mı etkiledi? Yani insanlara dijital sanatı anlatmak çok zordu. Bir kere benim için de çok zordu. Yani anneme babama bile anlatmak benim için çok zordu yani. İnsanlar elle tutamadıkları bir şeye böyle değer vermiyorlardı yani. Sonra Refik'le beraber bu işin de değerli olabileceği algısı genişleyince, insanlar buraya bakmaya başlayınca tabii ki çok rahatladım. Şükür yani. Yani çok hoş bir şey bu. Şimdi işte aslında... Aynı soruyu soracaktım ben de. Yani hemen hemen o şey, çünkü bakıldığında aynı döneme denk geliyor biraz böyle şey açısından. Hani Refik Anadolu'nun hype olduğu dönem, işte senin bu işlerin öne çıktığın dönem filan. Ama... Böyle bir şey ekleyeyim. Peki bir şey oldu mu? Böyle işlerinde esinlenme ya da böyle kullandığı tekniklerden en azından bir takım referanslar almak gibi filan. Yani şöyle, zaten hani Refik çıktığı zaman hali hazırda biz de bir yol almıştık. Yani benzer, ben daha küçüğüm ondan. O yüzden böyle bir alt dönemi gibiyim. Benim işlerimle onun işleri arasında çok fark var. Sürekli takip ediyorum, neler yaptığını deniyorum ben de. Onun araçlarını denemeye çalışıyorum, seviyorum. Ama ben birazcık daha böyle işte... Hani böyle kendimce daha duygusal biriyim galiba. İşte onu şey yapıyorum, kullanıyorum. İşte kendi yaşamımda aradığım şeyleri kullanıyorum. İşte kavramsal olarak neler yaptığımızı araştırıyorum, düşünüyorum falan. Yaşamın özünü arıyorum kendimce. Onu da sanat üzerinden yapıyorum. O yüzden farklı. Sanatın çeşitliliği çok güzel. Yani onun da şey, çok sevdiğim ve sanatın içinde değer verdiğim bir yerde bu. Yani şey de önemli tabii gördüğüm kadarıyla. Senin ilk başlarda böyle şimdi bir takım şeyler, gruplar, insanlar ya da yani bu tarz böyle art enthusiast dediğimiz insanlar, hı hı, aslında birçoğu şu dönemde direkt böyle bir dijital arayüzle işin içine girip, ama sende biraz daha böyle sanat, hakikaten gerçek sanatla başladım biraz. O ilginç oldu. Yani hem böyle işin özünde bir mimarlıkla, ondan sonra sanatla filan hepsiyle yoğrulduktan sonra onları belki böyle içselleştirip özümsedikten sonra biraz hani dijitalize etmek, yani tam anlamıyla olması gerektiği sekansa gittik. Evet, yani kendi kendine biraz gelişti. Ya mesela sahne performansları yapıyorum. Senelerce dans ettim çünkü. Evet. Ya böyle içimden geliyor. Hani çok kalmadı artık, böyle daha böyle performanslarım daha sakin falan. Ama hani o ilk mesela dijital alanda performans yapışım şu şekilde oldu. Ben eseri yapmıştım. Ay, bunu canlı yapar mıyız? Ya bayağıdır da sahneye çıkmadım. Özledim aslında. Yaparız ya deyip bir anda hani okey ya, canlı yaparım ben bunu. Yani canlı olarak sentezlemeye başlamıştım. O zaman onlar biraz organik gelişti. Bak sana da hani ve sizlere o organiklik özgünlük getiriyor. O yüzden ona güvenmek lazım bence. Yani o, çünkü şimdi bir sürü araç var. İşte ne kadar teknik bir iş yaparsanız yapın, bir sürü araç var ve bazı metotlar var değil mi? Üretim metotları var çok net bir şekilde. İşte uyduruyorum, AutoCAD'de çizersin, model dersin ve işte 3D printer'dan çıkarırsın mesela. Ama o arada böyle kendince kattığın bazı saçma da gelse insanlara, bir yerden çıkıp bir yere girme olayları işi değiştiriyor. Oralarda özgün bir şeyler başlıyor. Ben oradaki deneyleri çok seviyorum. Dışarıdaki, daha önceki sana sorduğum soru da sorayım. Şimdi bu alanda sen burada işte performans, işte DJ, elektronik müzik, bu alanın çok daha işte Refik öncesi, yani benim DJ'lik döneminden işte 90'ların sonunda hep böyle ekranlarda şeyler vardı,
eskiden millet video şeyler koyardı. Yani o da çok değişti. O alanda başka bir Türk var, Ali Yemeler diye. Evet. 15 yıldan beri bir iş yapıyor. Ben çok yani, severim. O tarafta olmak, olmamak kararları yani... Nasıl? Özellikle büyük DJ, elektronik müzik etkinliklerdeki arka fon olmak yani... O işi nasıl görüyorsun? Yani ben... Sadece estetik olarak bile parasal olarak. Ben Ankaralıyım. İstanbul'a ilk geldim. Bir aydınlatma stüdyosunda çalıştım. Bir ay sonra kovuldum. Ondan sonra da Indigo'da DJ'lik yapmaya başladım. Geceleri 12'den sabah 5'e kadar video jokerlik yapıyordum. Ya dedim tamam çok iyi dans ediyorum diye beni işe aldılar dediler. Dedi ki adam sen müzik biliyorsun ona eşlik edebilirsin. Sonra baktım ya bu başkalarının videolarını kesip işte bozup duruyorum kendi videolarımı yapmaya başladım. Orası organik gelişti. Bu kısmın diğer tarafında mesela ben yine büyük sahnelerde performans yapıyorum. Başka sanatçılara yapıyorum. Ama o zaman artık işler değiştiği için başka bir şekle bürünmüş oldum. Sana olan mı da hayat tarzı mı sana şey yapmadı yani? Hepsi birlikte tabii ki. Ya şu an benim sabaha kadar bir yerde dümdüz çok zor. Yani olmaz. Zaten üretim şeklim de yavaş yavaş değişiyor. Artık eskisi kadar bilgisayar başında değilim. Daha çok okuma tarafına geçmeye başladım. O mesai onu kaldırmıyor. Ama şey seviyorum o yüzden... Güzel bir şey. O sürekli öyle bir iş olduğu için parasal anlamda daha kolay oluyor. Çünkü sürekli iş oluyor yani oraya böyle. DJ'ler ne kadar her yerde çağırıyorsunuz. Evet. Ama şey yani... Yani yorucu. Ben bir de öyle biri değilim. Artık böyle birazcık daha yerleşik eserler yapmaktan hoşlanıyorum. İşte bazı koleksiyonların içinde bulunmak ya da bazı kalıcı yerlerde olmaktan hoşlanıyorum. Daha çok mimarlarla çalışıyorum o yüzden. Böyle... Ya, son soru değil mi? İşte mimarlık dedin, şey dedin. Yani şimdi mimarlık da biz de burada işin içinde olduğumuz için soruyorum. Yani bir şey bilgisayarda yapmak, render etmek, yani 3D print etmek kolay demeyeyim de yani... Bildiğimiz bir yol. Ama bir anda bu böyle fiziksel dünyada böyle büyük bir zımbırtı olarak çıktı. Bakın çok bambaşka. Yani bizzat küratör olarak bunu ilgilendiğim için yani çok kolay değil. Çok daha zor. O yüzden senin yarattığın görsel dünyanın fiziksel olarak ilerisi için yani ne düşünüyorsun? Yani sen bunları tamam dijital olarak yapıyorsun ama bir gün bunları böyle canlı, fiziksel heykel olarak veya bu tür böyle üretimleri düşünüyor musun? İşte düşünüyorum. Bu biyomalzemeyle beraber bu sene başladı. İlk o ölçekte bir işim 2024 Haziran ayında göreceğim. Hani onun için heyecanlıyım. Ben kamusal alanda bulunmayı seviyorum. Bu beni heyecanlandırıyor. İşte bu Amerika'da, Tokyo'da, kamusal alanlarda, Londra'da, cephelerde, bu reklam cephelerine sanat eseri koymak da bana böyle şey geliyor. Oralarda bulunmaktan da hoşlanıyorum. Tarihi mekanlarda bulunmak falan heyecanlı geliyor. Onları oralarda görünce yani onun hissi çok başka. Ya bu Nemrut'a iş koydum ya. Biletleri kurduk. Biz sabahın köründe sabah 3'te 4'te bitti. 6'da açılacak. Kurduk. Ben arkasında bir ağlıyorum. Şeyde Necci abiler geliyorlar şey diyorlar. Ne oldu ablacığım falan diyorlar. Yok yok ben duygulandım. Bir şey yok falan. Yani onun hissi çok başka. Benim bir sorum da, aslında bir tane önce birini sorayım. Bu az önceki heykellerinizde, bu ilk gösterdiklerinizden hatta bir tane hearing diye baktı. Onun mesela içindeki kısmında sadece video görseli akıyor ya. Evet. Mesela onun teknik şeyini soracağım. Bunu Rhino'da modellediniz. Rhino'da modelledim. Ondan sonra o kısmı sadece seçip oraya şeyi nasıl atıyorsunuz? Render'ın... Yok, Render'ın Cinema 4D'de
şey Redshift ile aldım. Aynen. Başka bir render motoruyla aldım. İçindeki videoyu da processing ile yaptım. O yüzden onun UV'sini ayrıca açtım. Orası ölüm gibi bir şeydi. Evet, UV'sini haritasını çıkardıktan sonra videoyu ona göre artık iş çekiştirip sonra şeyler yapmıştım. Tam workflow'um bu şekildeydi. Hiç ses, eserler böyle yavaşlar. O rahatlatıyor. O meditatif etkisini seviyorum. Böyle. Okey. Yani benim bir sorum daha var. Şu an yani biliyorsun bu işte Midjourney'ler, şeyler filan bir sürü. Şimdi o senin 2 aylık depresyon çağrışım yapmasın ama yani peki gidişat hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle. Yani Ekonomist dergisinin 2 ay önce, 3 ay önce bir kapağını falan eğer yapıyor. Yani saçma sapan hani bilmiyorum. Yani keyifli de bir yandan da biz de şimdi yani ekip olarak böyle sürekli bu işin içindeyiz. Yani öğrenci arkadaşlar falan. Ama bazen diyoruz bir backward yapalım işte bu işin esas önemli kısmı aslında indexing, scripting, coding falan meseleleri. Sonra bir anda kendimizi tamamen böyle Photoshop'ta imajinatif bir şeyleri yaparken, düzeltirken buluyoruz bir köründen gelen falan. Böyle bir şey değil. Ben şöyle düşünüyorum. Bir kere şu anda daha insan-makine ilişkisini kurmayı bilmiyoruz. Makinelerle ilişki kurmayı bilmiyoruz. Makinenin sadece telefon, süpürge, buzdolabı ve çamaşır makinesi olduğunu zannediyoruz. Ve bu makineler artık bizden akıllı. O zaman bu ilişkiyi aslında nasıl kuracağımızı öncelikle oturtmamız lazım. Ve onunla yarışmamak lazım. Yani çünkü faktöriyel olarak bizden, hepimizden daha iyi ve daha çok şey biliyor. O yüzden onu bir araç olarak workflow'umuza sokmamız gerekiyor. Bu kadar. Ve workflow'umuza sokmazsak bayağı geride kalacağız. O zaman bana ihtiyaç var mı sorusu. Biz onları operate edeceğiz. Operatör biz olacağız. Yani kod yazmak biliyorum diye daha iyi bir şey değil. O zaten o bir sistem. Ben yine operatörüm aslında. Ona bir şey söylüyorum. Her kod yazışımda diyorum ki ona işte 3 birim yukarı çık, şimdi dön. İşte bunun içine solidle doldur falan gibi emir veriyorum aslında. Ondan farklı olmadığını, sadece daha bizim için daha kolay olduğunu idrak etmeye başlayınca ben rahatladım. Kod yazmanın artık çok bir şey değil. Ne söylediğimiz aşırı önemli. Ama ne söyledikçe ben mesela yine eski örneklerden ben işte bu işlere başladığım yıllar 2000'lerde Can Meyedi diye bir adam vardı. Ki bu MIT Media'lar kuran da şey diyordu işte Design by Numbers diye bir kavramı vardı. Dedi ki bu kodlama meselesi senin kod yazan tasarımcı veya sanatçı olarak matematik anlama ve matematiğin getirdiği nasıl diyeyim onu kullandığı lafları kullanmaya çalışıyor. Yani orada bir design by number var. İşte bir takım değişkenlerle bir şeyin variable'ları o matematiği içinde görme. Bir nevi kolla haşır neşe olma onu veriyor yani. O kafan yani o matematiğiyle beraber hareket ediyor. Şimdi başkasına ışığı verdi bakayım belki o şeyler nasıl göreceğiz veya belki yani onu yani sürekli yapa yapama olacak çünkü yani proses tanımlama operatör olma tehlikesi var herkes buna yani nasıl en şeyde herkes şu anda ChatGPT bir şey yazabiliyorsa burada alan her şeyi yazabilir ben şimdi gidip yani buna değil de benzer bir şey işte derim ki işte process write me a code that shows the flower opening up over time with 6 petals with her, yani o tür şeyler çok şey yaratabilir. Sence operatör olmanın yanı sıra bir eğitim ve mesleki formasyon olarak ne gerekiyor bundan sonra? Gerçekten bu meslekler arasındaki şeyler ortadan kalkmaya başladığı için bunu
bence gerekmeyecek. Yani kendinizi nasıl geliştirdiğinizle alakalı. Dil becerisi önem kazanacak. Bizim mesela Türkçe bunun için zor bir dil. Çünkü çok fazla mecaz anlatım var. Bizde böyle çok şiirsel bir zihin yapısı kurulu. Böyle çok abstrakt bir zihin yapısı. Ama İngilizce'de bir şey anlatmak istediğiniz zaman çok net olabiliyorsunuz. Böyle zihin yapıları oluşmaya başlayacak. Yani prompt engineering diye bir şey çıkacak ve hepimiz yani tasarımcı da olsak, coder da olsak neyse sunum yaparken bile birer prompt engineer olacağız yani. Bir de şey hiç problem değil yani. Mesele her zaman aslında böyle şeydi ya, özgün olmakla alakalı bir şeydi ya. Ne zaman, nereden sen bunu söyledin? O hala orada, hala insan var ve şey bizim için var. Tabii bunun burada bu kadar masum kalması için aslında ne sanatçıların ne mühendislerin çıkıp konuşması lazım. Gelecek filozoflarının konuşup etik oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Böyle. Güzel. Filozoflarını bitirelim. Böyle şeyler. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Dışarıda fotoğraf çekelim seni.